Başlamada kolları öreceğiz. İki tane kol öreceğiz. Kolun başlama sayılarını vermek istiyorum. X small için 36. Small için 38. Medium için 40. Large için 40. X large için 40. X large için 42. İsterseniz bunu biraz daha geniş başlayabilirsiniz arkadaşlar. X large bedeni hakkında biraz tereddütte kaldım sayı hakkında. Ben small ördüğüm için 38 ilmekle başlayacağım. 5 santim lastik örüp daha sonra kol için artış yapacağım. Örneği bildiğimiz gibi arka sıradan kuruyoruz. Örneği kurarken aynı zamanda artış yapacağım. Koldaki ilmek sayısını 38'den 57'ye düşüreceğim. Toplam 19 tane artış yapmış olacağım. Diğer kolların artış sayısını da vermek istiyorum. X small eşit aralıklarla 17 tane artış yapacak. Koldaki ilmek sayısı 53 olacak. Small 19 artış yapıp koldaki ilmek sayısını 57'ye yükseltecek. Medium için 21 artış yapılacak. Sayı 61'e yükselecek. Large için 21 artış yapılacak. Sayı 61'e yükseltilecek. X large için 25 artış yapılıp 65'e yükseltilecek. XX large için 23 artışı yapılıp 65 ilmeğe yükseltilecek. Ben 5 santim lastik ördüm. 38 ilmek başladım. 5 santim lastik ördüm. Şu anda arka sıradayım. Şiş değişikliği yapmadım. Artış sırasını da 5 numara şişle öreceğim. Artışların daha güzel olması için. Birinci ilmek ters. İkinci ilmeği hem esas ilmeği örerek hem de bir altındaki ilmeği örerek çift örme yapacağım ve ilmek sayısını böylece ikiye çıkaracağım. Şu benim sıradaki ters ilmeğim. Bakın şu şekilde şişin üstüne aldım ve onu ters olarak örüyorum. Daha sonra esas ilmeği örüyorum. Bir artış yapmış oldum. Tekrar bir ters. Yine alttaki ilmeği şişe alıyorum. Onu ters örüyorum. Tekrar bir ters. Tekrar artış. Sıra sonuna kadar bu şekilde ilerliyoruz. Son artışımı da yaptım. Şu anda şişte 57 tane ilmeğim var small beden için. Şiş değişikliği yapacağım arkadaşlar. 5 numara şişe geçeceğim. Pardon, 6 numara. Altı numarayla devam ediyoruz. Yine kenar ilmeklerini örüyorum. Evet, bir sıra düz örmüştük. 4 sıra daha örüyoruz. 6. yani toplam 5 sıra düz olacak. 6. sırada örneğimizi kuracağız. Örneği aynı arka taraf gibi kuracağız. 2 düz. 2 düzden sonra ilk sökme. Tekrar 3 düz. Bu şekilde ilerleyeceğiz. Yine sonda iki terste örneği bitireceğiz. Hiçbir artış yok arkadaşlar. Dümdüz çıkacağız. İstediğimiz uzunluğa ulaşınca ilmekleri kapatarak kolu bitirmiş olacağız. Bedenlere göre kol uzunluklarını vermek istiyorum.
X small, small, medium, large 46 santim olacak. XX large ve X large 48 santim olacak. Tabii ki arzu ediyorsanız siz bu kolu daha da uzun çalışabilirsiniz. Kol boyu 46 santim oldu. Şimdi ben ilmekleri gevşek bir şekilde keseceğim. Kesinlikle sıkı kesmiyoruz. Aksi takdirde kol evi dar olur. Evet, bu şekilde bütün ilmekleri kapatıyoruz. Bu arada ben diğer kolu da bitirdim. Sadece yakanın ön lastiği kaldı. İpi uzun koparacağım arkadaşlar. Kolu dikerken faydalanacağım bu ipten. Kolu da tamam. Evet, örme işleminin son aşamasına geldik. Şimdi ön lastik için ilmek çıkaracağız arkadaşlar. İlmeği şuradaki, bakın şu V görünen kenar ilmeği ile şu birinci düz ilmeğin arasından çıkaracağız. Yine şişimiz 5 numara şiş. Yani esas şişten 1 numara ince şiş kullanıyoruz. Bu ilmek çıkarma işlemini şiş ile zorlanıyorsanız tığ ile de yapabilirsiniz. Evet, şuradan birinci ilmeğimi çıkarıyorum. Toplam 5 sıradan 4 ilmek çıkaracağım. Yani 4 sıradan 4 ilmek çıkaracağım. 5. sırayı ilmek çıkarmadan atlayacağım. Bakın, birinci ilmeği aldım. İkinci ilmeği çıkardım. Şimdi üçüncü sıradan üçüncü ilmek. Dördüncü sıradan dördüncü ilmek. Dört sıradan toplam dört ilmek çıkardım. Şu 5. sırayı atlıyorum. Kenar ilmeklerini ördüğüm için bakın çok rahat ilmek çıkarıyorum. Hiç zorlanmıyorum. 5. sırayı atlıyoruz. Tekrar 1 2 3 4 5. sırayı yine atlıyorum. 1 2 3 4 Evet, bakın lastik kısmından 4 8 12 tane ilmek çıkarmış oldum. 5. sırayı atlıyorum arkadaşlar. Şuraya atlıyorum. Şuradan ilmek çıkarıyorum. 1 2 3 4 Yine 5. sırayı atlıyorum. 1 2 3 4 Bu şekilde arka yakaya kadar ilerliyorum. Şurayı özellikle göstermek istiyorum arkadaşlar. Bakın şu sökme yaptığımız ilmek. Buradan da ilmek çıkarıyoruz. Bir. Her ipin arasından bir ilmek çıkarıyorum. 2 3 4 Buraları biraz şöyle asılırsanız daha iyi olacaktır. 1
2. Bakın yakaya geldim. Kesme yaptığım yere geldim. Şu benim kesme yaptığım ilmek. Onun içinden ilmek çıkarıyorum. 3. Sonra şuraya yan tarafa kayıyorum. 4. Daha sonra bir ilmek atlıyorum. 1. Yine bakın kesme yaptığım ilmeğe geldim. 2. Yine yan tarafa kayıyorum. 3. 4. Yine bir sıra atlıyorum. Kesme yaptığım ilmekteyim. Ondan bir ilmek çıkarıyorum. 1. Yine bakın yan tarafa kayıyorum. 2. 3. 4. Bu şekilde arka yakaya kadar ilerliyoruz. Sağ ön tarafın ilmekleri tamam. Şimdi arka yakaya geldik. Dikkat etmemiz gereken şeyler sağ tarafın ilmek sayısıyla sol tarafın ilmek sayısı aynı olmalı. Uzunlukta fark olmaması için bir de ilmek sayımızın tek sayı olmasına dikkat edeceğiz. Çünkü baştaki ve sondaki iki ilmeği düz öreceğiz. O yüzden ilmek sayımızın tek olması gerekiyor. Arka yakanın ilmekleri şişte bekliyordu arkadaşlar. Şimdi bu arkadaki ilmekleri düz öreceğim ve sol ön tarafa ulaşacağım. Şurayı biraz çekiştirin, burada delik oluşmasın. Evet, şişteki bütün ilmekleri düz örüyoruz. Arka yakadaki ilmekleri de ördük. Şimdi sol ön yakadan ilmek çıkaracağız. Evet, bu kenardan da aynı diğer kenardan çıkardığım gibi ilmek çıkarıyorum. Bir, iki, üç, dört. Bu şekilde devam ediyoruz. İlmekleri çıkardım. Şişteki ilmeklerim tek sayı. Saydım onları tek tek. Şimdi lastiği örmeye başlayacağız. Arka sırada olduğum için ilk iki ilmeği ters öreceğim. Bu arada yine kenar ilmeklerini örüyoruz. İki ters. Daha sonra bildiğimiz lastiğe geçiyoruz. Bir ters, bir düz. Bir ters, bir düz. Bu şekilde devam ediyoruz arkadaşlar. Yine şu son iki ilmeği, şişin sonundaki iki ilmeği yine iki tersle bitiriyoruz. Arka sırayı ördüm. Lastiğin ön sırasına geldim. 2 düz. 1 ters. Düz. Bu şekilde lastiğimize devam ediyoruz. Birkaç sıra olduktan sonra ilikleri açacağız. 3 sıra lastik ördüm. 1, 2, 3. Şimdi 4. sıradayım. İlikleri açmak istiyorum.
Lastiğin şu başından itibaren 1,5 santim ölçtüm. Buraya bir işaret koydum. Yani 4 ilmekten sonra 5. ilmek ters, ona bir işaret koydum. Daha sonra 20 ilmek saydım. Bir işaret daha koydum. Tekrar 20 ilmek saydım. Buraya da bir işaret koydum. Toplam 3 tane ilik açacağız. Şurası tam yaka kesimine başladığım yer. Şimdi büyük düğme kullanacağım için iliklerin de büyük olması gerekiyor. Büyük ilik deliği açacağım ama basit bir yöntemle açacağım. İşarete kadar lastik 2 3 Evet, 3 ilmek ördüm. Şimdi şu düz ilmekle yanındaki ilmeği beraber örerek bir eksiltme yapacağım. Düz ilmeğin yönünü çeviriyorum. Ters ilmeğin yönünü çeviriyorum. Tekrar sol şişe alıyorum ve ikisini beraber örüyorum. Burada bir eksiltme yaptım. Şimdi ipi şişe iki kez doluyorum. Bir, iki. İkinci işarete kadar tekrar lastik. Yine ikinci lastiğe geldim. Önce ilmeklerin yönünü değiştiriyorum. 1 2 Daha sonra tekrar sol şişe alıyorum ve iki ilmeği beraber örüyorum. 1 2 Evet, iki kez ip doladım. Üçüncü iliği de aynı şekilde yapacağız arkadaşlar. Daha sonra sırayı tamamlayacağız. Arka sırayı örüp iliğe kadar geleceğiz. İliğin ikinci sırasındayız, arka sırasındayız. Ön tarafta burada çift dolama yapmıştık. Şimdi bu dolama yaptığımız ipi arkada düz örüyoruz. Ve ikisini birden bırakıyoruz. İki dolama yapmıştık ama tek ilmek olarak ördük o çift dolamayı. Yine dolama yaptığımız yerdeyiz. Yine bunu düz örüyoruz. Sondaki dolama yaptığımız ilmeği de aynı şekilde örüp sıra başına geliyoruz. Yine dolama yaptığımız ilmekteyiz. Düz örüyoruz. Sıradaki ilmek ters. Büyük iliğimizin üçüncü sırasındayız. Bakın iliğimiz bu. Yanındaki ilmeği düz örüyoruz. Bunu ters öreceğiz ama şuradan değil arkadaşlar. Şişimizi bu deliğe yerleştiriyoruz, ilik deliğine ve onu ters örüyoruz. Yani burada yaptığımız şey aslında bir sağlamlaştırma, iliği sağlamlaştırma. Bakın.
Burada kocaman bir iliğimiz oldu. Yine ilikteyiz. Düz. İp önde. Şişi arkadan öne doğru ilik deliğine yerleştiriyoruz ve ters örüyoruz. Bakın burada iki tane ters ilmeğimiz oluştu. Evet, bu şekilde. Lastiği örmeye devam ediyoruz. İstediğimiz uzunluğa gelince lastiği kapatacağız. İsterseniz şiş de kesebilirsiniz. İsterseniz benim yapacağım gibi iğneyle kapatabilirsiniz. Lastiği artık bitirmek istiyorum. Şu anda lastiğin boyu 4 santim. Ben ilmekleri iğneyle kapatacağım. Ama siz arzu ederseniz şişle kapatabilirsiniz. Önce onu göstereyim. Düz ilmeği düz. Ters ilmeği ters örüyoruz. Evet. İlmekleri sıkmadan esnek bir şekilde kapatıyoruz. İpimi uzunca kopardım. Bir yün iğnesine taktım. Şimdi baştaki iki ilmeğimiz düz. Bunu biraz farklı keseceğim. İğneyi şu şekilde sağ tarafından, ilmeğin sağ tarafından birinci ilmeğe ve ikinci ilmeğe giriyoruz. Daha sonra birinci ilmeğe örgü yönünden girip onu aşağıya düşürüyoruz şu şekilde. İkinci adımda bunu bir ters bir düz kapatma, iğneyle kapatmanın birinci aşaması olarak kabul edelim. Sağ taraftan giriyoruz. Daha sonra iğneyle bu birinci ve ikinci ilmeğin arasından geçerek tekrar iğneyi ön tarafa çıkarıyoruz. Daha sonra bakın burada bir ters ilmeğimiz var. Bu ters ilmeğe örme yönünden giriyoruz. Bakın şu birinci şu ilmeğimiz düz. Ona örme yönünden giriyoruz. Ve daha sonra şu ters ilmeği atlayarak yine düz ilmeğe, yani düzden düze geçiş yapıyorum. Yine sağ taraftan giriyorum. Ve tekrar şu birinci ilmeği düşürelim arkadaşlar, daha kolay olacak. Bu kez şu arkadaki ters ilmeğe giriyorum. Onu şişten çıkarıyorum. Ve tekrar bakın iki ilmeğin arkadan öne doğru arasına giriyorum. İlk başta yaptığım gibi yine ters ilmeğe
örme yönünden giriyorum. Şimdi tersleri kapattım. Şimdi sıra düz ilmeklerde arkadaşlar. Gene birinci düz ilmeğime ön taraftan, örme yönünden sol taraftan girip onu düşürüyorum. Daha sonra tekrar düz ilmeğime giriyorum. Daha sonra bakın bu ters ilmeğe giriyorum. Yine onu düşürüyorum. Şu an şimdi düzleri bitirdim. Ters ilmekleri kapatacağım. Tekrar araya giriyorum. Örme yönünden ters ilmeğime giriyorum. Daha sonra şimdi sıra düz ilmeklerde. Düze geçiyorum. Örme yönünden girip birinci düz ilmeği düşürüyorum. Daha sonra tekrar sağdan ikinci düz ilmeğe giriyorum. Tekrar ters ilmeğe sağ taraftan girip onu düşürüyorum. Şimdi gene ters ilmeğe gidiyorum arkadaşlar. Gene iki ilmeğin arasından ipimi geçiriyorum. Örme yönünden giriyorum. İkinci ilmeği, ters ilmeği de bağladım. Şimdi düz ilmeklere geliyorum tekrar. Örme yönünden girip birinci düz ilmeğimi kapatıyorum. Daha sonra ikinci düz ilmeğe giriyorum. Daha sonra tekrar arka ilmek, yani ters ilmek. Sonra tekrar ters ilmek. Ters ilmekleri kapattım. Sıra düzlerde. Evet, birinci düz ilmeğimi düşürdüm. Şimdi ikinci ilmeğime geçiyorum. İkinci düz ilmeğime. Bakın şu araları eşit bırakmak düzgün düşmesi açısından çok önemli. Evet, ikinci düz ilmeğimi de bağladım. Şimdi tekrar arka, yani ters ilmeklere gidiyorum. Sağ taraftan giriyorum. Bunu bağladım. Bunu düşürüyorum. Şimdi sıra ikinci ters ilmekte. Tekrar onu bağlıyorum. Örme yönünden giriyorum bu kez. Evet. Ters ilmeklerimi bağladım. Yine sıra düz ilmeklerde. Birinci düz ilmeğe örme yönünden giriyorum. Onu düşürüyorum. Daha sonra ikinci düz ilmeğime giriyorum.
Onu da bağladım. Şimdi arka ilmeklerimi bağlayacağım. Evet, birinci ters ilmeğimi bağladım. Şimdi sıra şuradaki ikinci ters ilmekte. Evet, onu da bağladım. Bu şekilde devam ediyoruz arkadaşlar. Eğer zorlanırsanız normal yoldan da kapatabilirsiniz. Ben sadece etek uçlarıyla uyumlu olmasını istedim. Bir de bu lastik çok güzel duruyor. Yani genişliği de çok iyi. Duruşu da çok güzel. O yüzden bunu tercih ettim. Evet, düğme bandının, ön bandının bütün ilmeklerini kapattım. Gördüğünüz gibi oldukça esnek. Düzgün bir lastik oldu. Şimdi artık dikişlere geldi sıra. Önce kolu birleştireceğiz arkadaşlar. Şu kolu ikiye katlıyoruz. Ve üzerine bir mezura koyarak genişliğine bakıyoruz. Şöyle kol genişliği, yani yarısı 20 santim. Şimdi gövdede kol evinin uzunluğunu alacağım. Şurası omuz çizgimiz. Omuz çizgisinin başlangıç noktasına, bakın şuraya mezurayı koyuyorum ve 20 santim işaretliyorum. Bakın şu. Şöyle yapalım. Evet, aşağı yukarı şu bubble, yani bonbon. Evet, buraya bir işaret koyduk. Sayalım kaç tane bonbon var burada. 1, 2, 3, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 tane bonbonumuz var. Şimdi gövdede kol evinin uzunluğunu alacağım. Şurası omuz çizgimiz. Omuz çizgisinin başlangıç noktasına, bakın şuraya mezurayı koyuyorum ve 20 santim işaretliyorum. Bakın şu. Şöyle yapalım. Evet, aşağı yukarı şu bubble, yani bonbon. Evet, buraya bir işaret koyduk. Sayalım kaç tane bonbon var burada. 1, 2, 3, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 tane bonbonumuz var. Evet, bu taraftan da 8 bonbon sayıyoruz. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Evet, şöyle 9. bonbonun ikinci sırasına diğer taraftaki gibi işaretimi koyuyorum. Ben dikme işlemini ön yüzden yapacağım. İkiye katlamıştım kolu. Şu kolun tam ortasını şuradaki omuz çizgisine yerleştiriyorum, hizalıyorum. Bakın şu şekilde. Tam kol ortası omuz çizgisine sabitliyorum ve burayı bir çengel iğneyle tutturuyorum. Başlıyoruz. Ben kenarda bir miktar ip bırakmıştım. Onunla dikişi yapacağım. İşaret koyduğumuz yere giriyoruz önce.
dikişi kenar ilmeği ile birinci ilmeğin arasından yapacağım. Daha sonra buraya girip tekrar karşıya geçiyorum. Burayı bağlıyorum. Bağladıktan sonra ikinci aşama yandaki ilmeğe giriyorum. Tekrar bu tarafa. Tekrar bu tarafa. Bu şekilde kolu birleştiriyorum. İsterseniz fotluk olmaması için şu ortayı tekrar tutturabilirsiniz. Evet, kolu bu şekilde birleştiriyoruz. Şimdi yan tarafları birleştireceğiz. Şurada bir parça iplik kalmıştı. Önce onu kullanacağım. Şimdi bakın aynı yere batıyorum. Şuraya kenar ilmeklerini kullanarak evet, yan tarafları da bu şekilde birleştiriyoruz. Gövdeyi dikerken dikkat etmemiz gereken şey renklerin sıraları. Bu şekilde her iki taraftaki rengi eşleştirerek dikişleri dikiyoruz. Hırkayı tamamladım arkadaşlar. İplerini temizledim, dikişlerini bitirdim, düğmelerini diktim. Daha sonra makinenin yün programında sabunla hırkayı yıkadım. Bir projenin daha sonuna geldik. Umarım bu projeyi beğendiniz ve çokça yaparsınız. Burada olduğunuz için çok teşekkür ederim. Yeni bir projede buluşuncaya kadar sağlık, mutlulukla kalın, esen kalın, hoşça kalın.